Merhaba, ben ressam Haydar Özay. Mustafa Saffet Kültür Merkezi'ndeyim. Ataşehir Belediyesi'ne bağlı. Bu kültür merkezinin Rıfat Ilgaz kitaplığındayız. Ben Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde 15 Ocak 2018'de çok güzel bir Nazım Hikmet sergisi yapmıştım. Onun için benim için de özel bir mekan burası. Duygusal olarak da hatırladığım bir mekan. Nazım Hikmet sergisini ev sahipliği yaptığı için. Bugünlerde yaşanan bu yılın Nazım Anması'nda sıkıntılı günler geçirdiğimiz için bütün dünya, bütün toplum, Ataşehir Belediyesi bana dijital bir sergi önerisi getirdi. Ben de çok tabii bundan çok memnun oldum, duygulandım. Şimdi bu bazı Nazım Hikmet resimlerinin orijinallerinde umarım bu sıkıntılı günlerde bir kültürel katkısı olacağını da inanıyorum. Bu 19 yaşındaki Nazım Hikmet. Bu ilk Nazım Hikmet resimlerimden. Nazım Hikmet dediğimizde genelde 50'li 60'lı yıllardaki portreleri vardır, ifadeleri vardır. Fotoğraflarda bile onlar yaygındır. 19'lu yaşlarında Moskova'da üniversite eğitimi, Rusya'da üniversite eğitimi aldı. Ben daha geleceğe bakan, yalnız böyle boydan bir Nazım Hikmet düşündüm. Kuru bir ağacın önünde karlar var ama böyle bir anısal duruşta Nazım Hikmet. Bu Karlıkayın Ormanı'nda serisindeki ne biraz esinledi aslında bir anlamda. Çok sonradan yazdığı bir şiir olmasına rağmen böyle heybetli bir paltoyla, belki kürklü bir paltoyla, elinde kitabıyla genç bir Nazım. Benim için de çok özel bir duygusu olan 19 yaşındaki Nazım Hikmet resmim bu. Nazım Hikmet 19 yaşında. Bu resmim aslında Karlıkayın Ormanı şiirine göre daha mutlu, daha neşeli bir havası var. Çok zor bir zamanda yazdığı bir şiir bu. İşte o zaman 60'lı yaşlarda, ülkesinden uzak, sevdiklerinden, arkadaşlarından uzak, büyük bir yalnızlık içinde o şiirde. Ama ben burada gençleşmiş bir Nazım yaptım. Karların içinde böyle ışıklı, şiirsel, düşsel bir kar altında, karanfilleriyle ve yapıtındaki ölümsüzlük işareti ve üstüne Nazım yazıyor. Kendine yönelik, eserine yönelik bir ölümsüzlük işaretiyle bir genç Nazım, bir mutlu bir Nazım Hikmet var. Yine o sarı sıcak pencere kulübe çok yukarıda ve eserini bize gösteriyor. Bir ressam paleti, bu benim paletim, karlar içinde. 19 yaşındaki Nazım Hikmet'e göre çok daha iyi bir his var. Aslında bir çeşit bir yılbaşı kar yağışı altında gibi bir tür yapıtıyla ölümsüz gençlikte bir Nazım Hikmet düşündüm burada. Burada kurumuş, ne kadar benzedi bilmiyorum, kayın yaprakları da var. Bu devam ettiğim de bir seridir. Nazım Hikmet Karlıkayın Ormanı'nda başlığıyla yaklaşık 20'ye yakın resim yaptım. Daha önceki röportajlarda, konuşmalarda bir tür Nazım Hikmet arkeolojisi yaptığımdan bahsediyordum. Aslında doğrudan böyle belgeye ya da doğrudan bir fotoğrafa dayanmayan Nazım Hikmet kazıları yapmaya çalışıyorum. Bir ressamca duygusallıkla, hayal gücüyle zenginleşmiş bir Nazım Hikmet de yaratmaya çalışıyorum. Bu resim de onlardan birisi. Yani böyle katı bir belgeciliğe boğulmuş bir Nazım değil de, ya da hani bir dipnota hapsedilmiş bir Nazım değil de, onun yapıtının, yaşantısının yaydığı duygusallığa karşılık olabilecek bir Nazım sevgisiyle birlikte bir ressamca bir Nazım Hikmet yaratmaya çalışıyorum. Bu koleksiyonlardan, diğer koleksiyonlarda hepsinde de buna dikkat ediyorum. Bunun iyi sonuçlarını, etkilerini de görmekten mutluyum. Çünkü Nazım Hikmet çalışalı neredeyse 2-3 yıl oluyor.
Bir tür Nazım Hikmet ressamına dönüştüm bu yıllarda. Yani çok fazla isim akla geleceğini de sanmıyorum Nazım Hikmet çalışan bu yıllarda. Nazım Hikmet için de değer bu. Her zaman da büyük bir zevkle, heyecanla ne sonuna gelmiş gibi hissediyorum Nazım Hikmet çalışmalarını. Ne başındaymışım hissim var. Çalıştıkça da çalışıyorum. Ben işte de az önce Nazım Hikmet'e yönelik bir tür arkeoloji kazı, ressamca bir arkeolojik arayışta olduğumu söylemiştim. Bu resim de onlardan birisi. Ne yazık ki şu an orijinali yanımda değil. Onun için de biraz böyle konuşuyorum. Nazım Hikmet'in şarkı sözlerini yazdığı Lüküs Hayat var biliyorsunuz. Cemal Reşit Rey, Ekrem Reşit Rey'in. Ben o Lüküs Hayat'a Nazım Hikmet sözlerini yazdığı için o şarkıların, biliyorsunuz milyonlarca insan da o Lüküs Hayat'ı çok sever. Ben de çok severim. Hem Lüküs Hayat'ın oyuncuları 80'li 90'lı yıllarda seyretmiştim belki 5-6 kez. Hem o oyuncular hem o eserin yaratıcılarına bir tür saygı gösterisi bu resim. Burada Nazım Hikmet bir kitapların önünde bir piyanoya benzer bir daktiloda yine biraz neşeli Lüküs Hayat'ı yazıyor. Hemen üzerinde o Lüküs Hayat'ın o Kabadayı, Külhan Bey'i karakterleri var. O Suadiye'deydi galiba. O köşke girmeye çalışıyorlar. Lüks bir araç görünüyor. O Lüküs Hayat'taki o karakterler hemen sağ yanında. Bunu da gelecekte bir daha kapsamlı, daha istediğim sonuca yaklaştırdığımda bir kitap, bir büyük sergi olarak düşünüyorum. Yani aslında Nazım Hikmet'in o dönem bu lüks hayata yönelik yazdığı tabii biliniyor ama çok fazla malzeme, çok fazla fotoğraf da yok. Ben oradaki işte bazılarını o şehir tiyatrolarında seyrettiğim Lüküs Hayat karakterlerini hatırlayarak çalıştım. Bazıları mesela Lütfi Akat'ın Lüküs Hayat filmi vardır. Oradaki oyunculardan o ilk yıllardaki orijinal halinden izledim. Onlara yönelik Lüküs Hayat ve Nazım Hikmet'le ilgili bu resmi de yaptım. Bu da çok heyecanlı, çok severek çalıştığım bir başlıkta. Nazım Hikmet, Lüküs Hayat gibi bir başlıkla düşündüğüm bir şey bu da. Burada çok neşeli bir Nazım Hikmet var. Aslında birden fazla iki kişi Nazım burada. Demir parmaklar içindeki Nazım daha karamsar, daha karanlıklar, gölgeler içinde. Çok küçük karanfile benzeyen bir çiçeğin önünde ama kendisi gibi, portresi gibi Nazım'ın belirsiz. Böyle sıkıntılı, daha kapalı bir Nazım var. Bu ruh halinden, bu fiziksel halden aynı zamanda çıkmış neşeli, daha iyimser, daha güçlü bir Nazım var. Sevinci biraz yukarı kaldırdığı eliyle ifadesinde, gülüşünde, tebessümünde hissediliyor. Bir heyecan halini göstermek istedim. Bir şey yazıyor, belki bir fikirle, bir dizeyle, bir düşünceyle bu karamsar ruh halinden çıktığını gösteren bir resim yapmaya çalıştım. Umarım başarmışımdır. Burada tabii çok tekrar eden parmaklıklar, demir parmaklıklar, soyutlamalar var ama aslında ben yukarıda parmaklıklarla devam eden boş tiyatro koltukları yaptım. Aslında belki yazdığı şey geleceğin izleyicisine için yazıyor gibi düşündüm. Çünkü bir şey ürettiğinde, bir şey yazdığında seneler sonra insanlara ulaşıyordu. Burada mutlu, güçlü, iyimser, neşeli bir Nazım karamsarlıktan çıkıyor ve geleceğin izleyicisine yazıyor. Aslında izleyici olmadan da yazdığını düşündürüyoruz çünkü koltuklar boş. Böyle bir en gülen, en neşeli Nazım Hikmet resmim bu. Bu benim Salkım Söğüt şiiri üzerine, Nazım Hikmet'in Salkım Söğüt şiiri üzerine yaptığım resimlerden biri. Ben mesela daha çok çalışmalarımda tek bir şiir üzerine yoğunlaşıyor. Belki tek bir dizesi de olabilir bu.
ya bir yapıt veya bir kitaba resmini yapmıyorum Nazım Hikmet hiçbir zaman. 20'den fazla yaptığım Salkım Söğüt resminden bir tanesi burada. Aslında Salkım Söğüt olmuş Nazım Hikmet bu. Çünkü nerede Nazım Hikmet, nerede yapraklar, söğüt yaprakları, nerede söğüt ağacı belli değil. İkisi bir olmuş gibi yani Salkım Söğütleşmiş Nazım Hikmet var. Biliyorsunuz Salkım Söğüt çok rüzgar gösterir. Hemen o yaprakları titrer, rüzgarda savrulur, hareket eder. Ben o kararlılıkta biraz da yukarıdan baktım bir Nazımlaşan bir portreyle, kırmızı atkısıyla böyle ağır başlı, güçlü, yürüyen, Salkım Söğütleşen bir Nazım Hikmet gibi düşündüm bu resmi. Gece içinde bir mavi var sanki. Yapraklar arasında o kırmızılık dağılıyor. Yapraklarla ve figürün Nazım'ın hareketiyle durmayan bir hareket var bu resimde. Benim için de çok sevdiğim resimlerden birisi bu. Resimlerim konusunda benim de pek çok fikrim var. Nedeni şu, çok yoğun sergi açtığım için kendi yaptığım resimlerime olan fikirlerimle insanların resimlere olan bakışı, yorumunu karşılaştırıyorum. O fikir ortaklığıyla benim de resimlerimdeki fikrim farklılaşıyor veya gelişiyor. Yani bu resim de çok beğenildiği için ben de zaten çok beğeniyordum. Daha ilginç bir fikre doğru ilerliyorum. Nazım Hikmet, Salkım Söğüt'ü dinliyor resmin önündeyim. Bu benim ilk Nazım resimlerimden, ilk Nazım sergim için yapmıştım ama sonra burada da sergiledim, Mustafa Saffet'te de sergiledim. Çok ilgi gören bir resim bu, posterleşti, pulları yapıldı, çok büyük tanıtımları yapıldı. Yani hem fotoğrafik etki de iyi görünüyor, hem böyle çıplak gözle baktığınızda güzel görünen, etkileyen bir Nazım bu, orijinaliyle de. Dijital etkisi de yüksek bir resim. 30'lu yıllarda Nazım Hikmet Kolombiya firmasına plağı okumuş Salkım Söğüt şiirini. Bir tarafında Bahri Hazer varmış, Bahri Hazer şiiri. Kısa süre sonra da yasaklanmış. Zaten böyle işte açık havalarda, evlerde, pek çok yerde o şiir duyulurmuş. Çok etkilenmiş herkes. Bu ben Hıfzı Topuz'dan okudum. Salkım Söğüt şiirini ezbere bilmezmiş. Hıfzı Topuz'la konuştuğu dönemde anlatmış onu. Bir hata yapmaktan çekinmiş okurken. Ben de kendi plaktan, kendi sesinden Salkım Söğüt'ü dinleyen bir Nazım resmi düşündüm. Tabii bu karanfiller Nazım resminde hep kullanıyorum. Eski arkadaşları, yoldaşları anlatıyor. Tıpkı Salkım Söğüt şiirinin de onu anlattığı gibi o dönemi Salkım Söğüt'ü hani kaybolan, uzaklaşan eski arkadaşları. Kağıt kalem tabii bir şair her şeyden önce yazdığı, ürettiği bir şeyi de hatırlatıyor. Bu Salkım Söğüt'le gramofon hemen üzerinde bir ölüm ve genç kız var. Bir iskelet biçimi gizli. Önünde bir nota sehpası var. Şarkı söylüyor, bağırıyor gibi, belki ağlıyor gibi. Ölüm ve Genç Kız, Franz Schubert yazıyor. Öyle bir eseri vardır onun. Uzaklaşan bir adam, gramofonun ve satranç taşlarının önünde bildiğimiz Nazım yüzlerine çok benzeyen bir 60'lı yaşlardaki Nazım Hikmet, Salkım Söğüt'ü dinliyor resmi.